merhabalar sevgili izleyenler. Şimdi stüdyo konuğumuz ünlü herbalist İbrahim Gökçek bizlerle beraber olacak. Bizlere doğal tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Bitkilerin insan hayatındaki öneminden bahsedecek bizlere. Hemen konuğuma hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün bize neden bahsedeceksiniz İbrahim Bey? Sağlıklı beslenme. Sağlıklı besleneceğiz. Ve lenf rahatsızlıkları. Lenf rahatsızlıkları. Evet. Şimdi bütün hastalıkları iki şey tetikler. Nedir? Yanlış beslenme. Bir, aşırı kimyasal ilaç kullanma. İki, yanlış nasıl beslenir insan? Günümüzde maalesef hızlı yaşam nedeniyle dünya küçüldükçe modernizde, teknoloji, endüstri derken insanların vakti yok. Ne yapıyorlar? Ayaküstü. Ayaküstü Facebook tarzı. Facebook, abur cubur, hamburger, cheeseburger vesaire vesaire. Ne oluyor? Çiğnemeden yutar hale geldi. Çiğnemek çok önemlidir. Neden önemli? Kişi çok çiğnediğinde normal olarak tükürük bezeleri, alt çene, kulak altı bezeleri, çene altı bezeleri, tükürük bezeleri, 40'tan fazla beze var. Bunların salgılamış olduğu tükürük ortalama 1,5 litre günde. 1,5 litre tükürük. 1,5 litre tükürük. Bu tükürüğün içinde ne var? Fitik asit denen çok önemli bir asit var. Fitik asit, demir, çinko, magnezyum ve kalsiyumu kendine bağlar. Bağlı şekilde. Bir şalet. Kompleks bir bildung. Yani organik bir bildung. Bileşim. Bazen Almanca arada karıştırıyoruz. 29 yıl Almanya'da kaldığımız için. Şimdi kişi çiğnemeden yutarsa karbonhidratlar glikoza dönüşmez. Yani büyük moleküller kalır. Yağların yağ asidine dönüşmesi gerekir. Proteinlerin amino asitlere dönüşmesi gerekir. Çok çiğneyen kişi de yağlar yağ asidine, proteinler amino asitlere, karbonhidratlar glikozlara dönüşür. Bu da mideyi yormaz. İnce bağırsağı yormaz. Sindirim kolay olur. Pankreas, karaciğer yorulmadan sindirim rahatlar. Fakat kişi hızlı hızlı yiyorsa ne olur? Mide yorulur. Karaciğer fazladan enzimler salgılamak zorunda kalır. Enzimin kalitesi düşer. Pankreas yorulur. İnce bağırsak büyük moleküllü proteinleri sindiremediğinden ne yapar? Kalın bağırsağa geçer. Bu yanlış beslenme nedeniyle bağırsaklardan geçmemesi gereken maddeler bağırsaklardan geçer. Hücrelere ulaşır. Hücre merkezinde mitokondrinin denen enerji merkezleri var. Yani bunu sobaya benzetebiliriz. Veyahut da küçük mino atom santraline benzetebiliriz. Yediğimiz besin maddeleri burada oksijen tarafından yakılarak enerjiye dönüşür. Kişi hızlı hızlı yemek yiyorsa sindirimi zor olur ve vücudunda çok yoğun bir artık madde oluşur. Bu şuna benzer. Evde sobanız var. Kalitesiz kömür kullanırsanız ne olur? Her taraf duman olur, evet. Sis olur. Borular tıkanır. Aynı şekilde hızlı yemek yiyen kişinin vücudunda da artık madde çok olur. Bu sular, artık sular, ölü hücreler, ölü bakteriler, protein artıkları, yağ artıkları vesaire toplar damarlar bunu topladığı gibi bir de lenf sistemi bu vücuttaki artık maddeleri toplamaya çalışır. Buna curuf denir, pislik birikintisi. Mesela altın madeni işliyorsunuz. Altın madeni işlenirken, elde edilirken bir de artık madde ortaya çıkar. Nedir bu? Curuf, pislik birikintisi. Kişi hızlı hızlı yemek yiyorsa vücudunda artık madde çok olur. Bu artık maddeleri lenf sistemi toparlamaya çalışır. Günde ortalama 3 litre lenf kanalları vücuttan artık madde toplar ve toplar damara verir. Toplar damar akciğere, akciğerden böbreklere vücutta atılır yavaş yavaş. Hızlı yemek yiyen kişi de miyom, kist, nödül, yağ bezi, tümör oluşur. Hızlı yemek yiyen kişinin damarları yağlanır. Kalp damarları yağlanır. Beyin damarları yağlanır. Karaciğeri yağlanır. Pankreası yağlanır. Böbrekleri yağlanır. Hızlı yemek yiyen kişiler genellikle hastadır.
şu veya bu hastalık. Artı vücutta artık madde çok olduğu için bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Bağışıklık sistemi çöker. Bu nedenle birçok kişide birçok problem ortaya çıkar. Bu problemlerden biri de lenf sistemi, aynı bir şehrin fen işlerine benzetebiliriz. Mesela fen, çöp, temizlik işleri. Vücudumuzdaki çöplüğü topladığı için. Eskiden İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Süzen zamanında belediyenin fen işleri grev yapmıştı. Ve ben o zaman Türkiye'ye izine gelmiştim. Kapalı çarşıda her taraf öpek öpek çöpekler oluş, çöplükler oluşmuştu. Dükkan sahipleri benim çöpü kapımın, dükkanımın önüne çöp koyma. O diyordu ki buraya çöp koyma. Kavga yapıyorlar. Turistler o mayıngot diye burunlarını sonra kaçışıyorlardı. İnsan vücudunda da lenf sistemi çalışamaz hale gelirse böyle çöplükler çöp oluşur. Ederiz. Buna cüruf denir. Cüruf. Cüruf. Cürufun, yani vücudun bütün alt dengeleri bozulur. Bu da her türlü hastalığın kaynağıdır. Sağlıklı beslenmenin birinci şartı ve kuralı çok çiğnemek. Ve yavaş yemek. Yavaş yemek, çok çiğnemek. Ne kadar yavaş yemek yerse aslında her lokmayı en az 30 defa çiğnemek gerekir. Günde her lokmayı 30 defa sofraya oturan kişi yemeye, o şekilde kahvaltıya... yemek yiyen var mıdır hocam? 30 defa çiğnemek çok, çok zor değil mi? Demiyorum, başaramıyorum tabii ki. Söylemesi çok kolay. Çok kolay ama yapması çok zor. Ama sağlık için yapacağız değil mi? Başka çaremiz yok. Sedef, akne, ekzema, liken, liken planus, sivilce, akne, deri hastalıkları, alerjik hastalıklar, bütün hastalıkları tetikleyen... Hızlı yemek yeme. Hızlı yemek yemek. Hızlı yemek yiyen kişinin bağırsaklarında kokuşma meydana gelir. Bir, yani sağlıksız beslenme birinci yanlışı nereden bağırsak kaynaklanıyor? Bağırsak sonra ağız kokusuna da dönüşüyor değil ağız mi hocam? Ağız kokusuna. Yani sağlıksız beslenmenin birinci, hastalıkların birinci faktör hızlı yemek yeme, çiğnemeden yutma. Bu en tehlikeli şey. İkincisi, her insanın bağırsağında ortalama 2 kilo bakteri vardır. Yani şunu 1 kilo diyelim, bu da 1 kilo, 2 kilo bakteri. Bu 2 kilo dolu bakteri, her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Fakat bu 2 kilo bakteri zararlı değil. Zararlı olmayan zararlı bakteriler değil mi? Aslında bu 2 kilo bakteri nedir? Faydalı bakteri. Faydalı. Ne yapıyorlar? Lactobacillus ve bifidobakterileri. Midede ince bağırsakta sindirilmeyen besin artıklarını faydalı bakteriler parçalayarak küçük moleküllere dönüştürüyorlar. B6 vitamini, B12 vitamini üretiyorlar. Vitamin üretiyorlar. Yani bizim için çalışıyorlar. Hı hı. Bağırsaklarımızda faydalı bakteri olmazsa biz yaşayamayız. Yaşamımızı bağırsaklardaki faydalı bakteriye borçluyuz. Yoğurtlarda faydalı bakteri var mesela. Günümüzde birçok yoğurda sıvı yoğurtlara ekstra yoğurt bakteri katılıyor. Hı hı. Bakteri katılmayan doğal yoğurtlarda zaten kendiliğinden lactobacillus ve bifidobakterisi var. Yoğurdu tazeyken yediğiniz zaman tatlıdır. Neden? Süt şekeri, laktoz içerir. Beklediği zaman yavaş yavaş ekşir. Süt asidi bakterileri laktozu, yani süt şekerini, laktik aside dönüştürür. Süt asidine dönüştürür. Ve artı karbondioksit gazı ortaya çıkar. Asit nedeniyle yoğurt yavaş yavaş eşkir. Bu faydalı bakterinin yapmış olduğu bir çalışmadır. Bu faydalı bakteri bağırsağımızda var. Fakat kişi isteyerek veya istemeyerek, bilinçli veya bilinçsiz, antibiyotik, antidepresan, antihistaminik, kortizonlu vesaire ilaç kullanırsa bağırsaktaki faydalı bakterilere mini atom bombası atmış gibi ne yapar? Yok eder. Bağırsaktaki bu 2 kilo bakteri yavaş yavaş azalırsa yerine boş kalmaz, mantar yerleşir. Zararlı olanlar değil mi? Evet. Mantar ne yapar? Mantarlar zehirli gazlar, zehirli alkoller üretir. Mesela bazen duyarız işte falan tatil yöresinde işte Rus vatandaşlarımız işte sahte alkol içti, zehirlendi vesaire. Ölüm bile oluyor. İşte bağırsaktaki mantarlar o sahte alkollerden daha tehlikeli alkol üretir. Metil alkol, butil alkol, eksil alkol vesaire. Ve bu toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur?
bağırsaklar yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalır. Histamin oranı çoğalırsa kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, kurdeşen, panik atak, depresyon, sedef hastalığı gibi hastalık ortaya çıkar. Bu gibi rahatsızlıklara karşı ne yapılabilir? Ne yapalım hocam? Hemen gösterin ürünlerimizi de. Evet. Tamamen doğal. Göpçek iksir. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi. Göpçek iksir. Göpçek iksir. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi bitki ekstrakları içerin. Bu bütün damarları açar. Kalp damarlarını, beyin damarlarını açar. Miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Kimyasal hiçbir şey yok değil mi hayır, hocam? Tamamen doğal, bitki özlerinden. İçerisinde bir damla dahi su yok. Su yok. Su yok. Bitki özleri sadece bunlar. Evet. Ekstratı mı diyoruz? Ekstrak, bitki konsantre. Konsantresi. Konsantre. Bu bütün, isterse kişi bu ürünü kullanmadan önce doktoruna gitsin. Mesela kalp damarı diyelim ki yağlanmış, daralmış, %60, %70 tıkanmış. Doktoruna gitsin, muayene olsun, rapor alsın. 6 hafta kullandıktan sonra tekrar doktoruna gitsin. Gitsin, tekrar bir rapor muayene olsun. Baksın, görsün. Aradaki fark. Adem Bey diye bir beyefendi bize geldiğinde aort kapakçığından ameliyat olmuş. 15 senedir aort kapakçı teneke kapakla yaşıyorum dedi bana geldiğinde. Bu sefer ikinci bir ameliyat, açık kalp ameliyatı gerekiyor. Mitral kalp kapakçı yetmezliğinden. Dedik ya bunun tedavisi mümkün mü? Ya kalp rahatsızlığına denedik ama bu çok ağır bir durum. Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Hı hı. Deneyelim. 6 hafta bunu kullandıktan sonra benim için şiir yazdı. Allah. Şiir yazdı. Hocam senden Allah razı olsun. Çok şükür iyi, hamdolsun varsın. 15 yıl sonra ilk defa gencim, dincim, dinamiyim diye bir uzun bir şiir. Doğaltedavi.net'te bizim sitemizde bu şiir var. Yani öyle bir şiir de var. Doğaltedavi.net'te. Kayseri'de bir beyefendi 4. katta oturuyor. Ahmet Bey. Kat damarları yağlanmış, daralmış, sertleşmiş. Her katta 5 dakika mola veriyor. Dinlene dinlene çıkıyor. Yani 4. kata çıkması 15-20 dakika alıyor. Ameliyat olması şart. Koroner kalp yetmezliği. Biz ona iksir, aloe vera jel ve kalp damarı çevirdik. Hocam 3 ay sonra koşarak inip çıkmaya başladı. Çok güzel. Hocam hemen iletişim bilgilerinizi vermek istiyorum ben. Çünkü çok yoğunluk olacakmış, çok talep olacak ürünlerinize. Evet, 0212 alan koduyla 621-21-65. 621-21-65 nolu telefonlardan ürünlerimize ulaşabiliyorlar. Hocam fiyatına da bahsedelim. Fiyatları nasıldır, uygun mudur, herkes alabilir mi? İksir 60 lira. 60 lira. Çok çok ucuz. Tamamen doğal. Kimyasal bir şey yok. Hı hı. Ve fiyatı çok uygun. Onlar nedir? Onlar da mı aynıdır hocam? Bu zayıflamak isteyen bayanlar için. Zayıflama için. Erkekler veya bayanlar için. Şunu söyleyelim. Kilolu. Yani bu numaralardan arayan herkes. Yani derdi maydanozlu 19 çeşit bitki içer. Hiçbir yantiyası yok. Tamamen doğal. Kısa sürede zayıflatır. Yani her türlü ürünümüz var yavaş değil mi hocam? Yavaş çiğnemek, çok çiğnemek yavaş yemek şartıyla kısa sürede kilo verir. Kilo verdiriyor. Kilo verir. Muhteşem. Bu da çok kilolu, çok zayıf olan, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, bazı çocuklar yemez, içmez. Veya mankenler geliyor. Veya ses sanatçıları. Hı hı. Böyle bir deri, bir kemik. Bu da kilo almak isteyenler için. Hı hı. Tentür, gökçek tentür de kilo almak isteyenler için. Yani bir ayda 7-8 kilo aldırır. Bu kilo aldırır, bu kilo verir. Yani arayanların şunu demesi yeterli. Benim şuram ağrıyor, işte bu sorunum var, şu sorunum var. Tabii, tabii. Bana yardım edin dedikleri zaman zaten İbrahim Gökçek onlara her türlü ürün sunuyor değil mi hocam? Tabii, zaten ve çok uygun fiyatlarla. Bu konuda 3 ciltli kitabımız var. Yazmış olduğumuz bizim bu kitap Türk tarihinde yazılan ilk ilmi kitap. 3 cilt, 1800 sayfa. Bugüne kadar yazılan kitaplardan farkı 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var bu kitapta. 1000'den fazla. Türk tarihinde son 1000 yılda yazılan ilk ilmi kitap. Bu kitabı yazmak benim 27 yılımı aldı. 27 yıl. 7 defa yeniden yazdım. 7 defa. Tekrardan telefonlarımızı hatırlatalım istersen. Çok yoğunluk varmış hocam. 0212 alan koduyla 621
21-65. 621-21-65. Başka 60, türlü? 66. 66. 97, ve internet 98, siteleriniz evet. de var hocam değil bitkisel mi? Bitkiseltedavi.com. Bitkiseltedavi.com'dan ulaşabilirler. Gökçekiksir.com. Gökçekdiyet.com. Hepsini karıştırdık hocam. Alovericel.com. Ben çok teşekkür ediyorum size. Bizlerle beraber olduğunuz için. Zaten